Gecenin kemer maçı başlayacak değerli izleyenler, az sonra Abdülsamet Cumali ve Erhan Gömeç karşı karşıya gelecekler. İşte dün tartıda bu şekilde yüz yüze geldi bu ikili ve artık kozlarını ringde paylaşma vakti onlar için. Ve antrenör Abdul Nazar, Kayyum Nazari, Nazari Spor Kulübü sporcusu, profesyonel kayıtlara göre iki maç, iki galibiyet, 1.75 santimetre boy uzunluğunda, 18 yaşında, 67 kiloda, Aksaraylı, acımasız Abdülsamet Cumali! Ve rakibi antrenör Ferman Korkutan, Yasin Avşar Spor Kulübü sporcusu, profesyonel kayıtlara göre 5 maç, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 nakavt, 1.78 santimetre boy uzunluğunda, 20 yaşında, 67 kiloda, Manavgatlı, acımasız Mastan, Erhan Gömeç! Ve karşılaşmanın hakemi Halil Işık. Halil Işık karşılaşmayı yönetecek. Değerli izleyenler, iki acımasız karşı karşıya geliyor. 67 kilogramda 3 dakikalık 3 round izleyeceğiz. Bir yanda Abdülsamet Cumali, diğer yanda Erhan Gömeç ve bu maçta yorumlarıyla milli takım antrenörü Yasin Avşar hocamız bizlerle olacak. Yasin hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Erhan Gömeç zaten çok yakından tanıdığınız bir isim. Karşısında, evet, Abdülsamet Cumali olacak. Neler bekliyoruz bu maçtan? Bu maçlardan iyi bir sonuç bekliyoruz. Erhan Gömeç iyi çalıştı, iyi antrenman yaptı. Hazırlandık uzun zamandır. Büyük ihtimalle knockout'ta alacağımıza inanıyoruz ve iddialıyız. Evet, bakalım neler olacak, göreceğiz değerli izleyenler. Karşılaşmamız başladı. Kırmızı şortuyla Abdülsamet Cumali, Aksaraylı sporcu. Karşısında beyaz şortuyla Erhan Gömeç var, Manavgatlı sporcu. Abdülsamet Cumali 2 maçta 2 galibiyetle buraya geldi 18 yaşında. Erhan Gömeç 5 maçta 4 galibiyetle ringe çıkıyor. Abdülsamet Cumali karşısında güzel bir high kick geldi. Bak, bir boy avantajı var burada Erhan, evet, Gömeç'in. Bunu kullanmak isteyecek Abdülsamet Cumali'ye karşı. Şimdi burada bir clinch. Şalil Işık araya giriyor. Üst üste dur talimatları geldi. Sürede durduruluyor. İki genç sporcu ve tabii ki çok tecrübeli bir hakem Halil Işık şu anda ringdeler. Her zaman hakemin dinlenmesi gerekiyor. Bu konuda da bir uyarı geldi. Süre yeniden başladı. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Karşıdaki tekmeler. Erhan dengesini kaybetti bir an. Kalktı, sıkıntı yok. Devam ediyor. Burada isabeti geldi. Erhan Gömeç ters kartta. Düz gard ve ters gard arasında gidip geliyor Abdülsamet Cumali ama düz gard da şu ana kadar karar kılmış gibi gözüküyor. Maçın bu bölümünde tekrar o da terse doğru bir an döndü. Aparkat denemesi çok uzakta kaldı. Erhan'ın ayakları seri. Evet, ayakları çok seri. Yumruğun düzgün gelmesi konusunda bir uyarı, evet, var. Hakem Halil Işık'tan. Ya 67 kiloya göre de görece uzun sayılacak sporcu olduğunu söyleyebiliriz. Erhan içeri güzel girdi sağlığa. Kontrada aldı ama devam ediyor. Güzel bir sol isabeti. Erhan Gömeç. İkranın son bölümleri yaklaştığında daha net darbeler bulmaya başladı. Abdülsamet Cumali üstündeki rakibinin. Erhan Gömeç, Abdülsamet'in dengesini bozdu. İlk roundun son dakikasına doğru ilerliyoruz. ...1.78 boyunda Erhan Gömeç. 67 kilograma göre gerçekten uzun bir sporcu. Güzel bir high kick. Abdülsamet Cumali içeri girdiğinde, mesafeyi kapattığında biraz daha etkili olmak durumunda ama tekme isabeti bir kez daha geldi. Sağlı sollu high kickler geliyor Erhan Gömeç'ten. Bir kez daha dur talimatı. Tutmaması gerekiyor Abdülsamet Cumali'nin rakibinin tekmesini. Bu konuda gelen bu uyarı var. İlk roundun artık son saniyelerine doğru giriyoruz değerli izleyenler. Abdülsamet Cumali, Erhan Gömeç karşılaşması
şu ana kadar ortada geçtiğini söyleyebiliriz ama daha net isabetleri bulmayı başaran taraf Erhan Gömeçoğlu. Karşılıklı tekmeler, middle kick denemesinde ayağı kaydı. Abdülsamet Cumali'nin dur diyor Ali Işık. Hocam lütfen tutma, tamam mı? Tutmaması gerektiği konusunda bir uyarı daha var ve ilk roundunda böylece sonuna geliyoruz. İki genç sporcu karşı karşıya, zaman zaman hakemin talimatlarını duymakta zorlandılar ama bize keyifli bir 3 dakika izlettiler. Yasin Hocam neler söyleyeceksiniz? İyi bir maç, güzel, kaliteli bir maç çıkıyor. Erhan'ın dediğim gibi ayakları seri, maça da iyi hazırlandık ama ilk roundda rakibini tartıyor. İkinci roundda, diğer roundda inşallah daha kıran kırana bir maç çıkacak. Rakibi de sağlıklı, sağlam bir sporcu. Hafif alınır bir sporcu değil. İki genç sporcu tabii karşı karşıya. Çok fazla kondisyon problemleri de olmayacaktır İkinci ve üçüncü roundda. Kondisyon yönünden çok iyiler. İkisi de iyi biri duruyor. Erhan Gömeç özellikle bu maç için çok iyi çalıştı. Antrenmanlarımızı yoğun bir şekilde yaptık. Bakalım inşallah bu maçtan iyi bir şeyler bekliyoruz. Tabii kendine o antrenmanları, o hazırlıkları ringe yansıtabilmek de önemli. Önemli olan o zaten, evet. Genç sporcuların bunu da öğrenmesi gerekiyor. Erhan Gömeç 20 yaşında, Abdülsamet Cumali 18 yaşında. Gerçekten çok genç ve bu sporda geleceği olan iki kickboksör karşı karşıya. Abdülsamet orada kurulandı. Ve ikinci round başlıyor. Abdülsamet üstüne gitti rakibinin. Avuç içi vuruyorsun. Avuç içiyle vurmaması avuç gerektiği konusunda bir uyarı daha var Halil Işık'tan. İkinci uyarısı bu. Abdülsamet Cumali'nin bu konuda aldığı darbeleri avuç içiyle vurmaması lazım. Middle kick isabeti geldi. Üstüne gidiyor Abdülsamet rakibinin. Middle kickler Erhan'ın sol kaburgası civarında bir kızarmaya da sebebiyet vermiş durumda. High kick geldi Erhan Gömeç'ten. Yasin Hocam'ın da bahsettiği gibi bacakları oldukça seri bir sporcu. Bunları da giderek daha etkili kullanmaya başlıyor. İlerleyen round'un ilerleyen zamanlarında daha etkili olacağını inanıyoruz. Abdülsamet'in tekmesi kaçtı. Erhan üstüne gitti rakibinin. Mesafeyi kapattı. Aykik ardından sağa gelmek istedi. Middle kick isabeti. İçeriden yumruklar. Abdülsamet Cumali karşılık vermeyi başaramadı. Yumruk ve tekme kaçtılar. Aykik kaçtı. Zayt rakibin üstüne Erhan Gömeç sol isabetini buldu. Abdülsamet Cumali yavaş yavaş maçtan kopmaya başlıyor gibi. Üstünlük Erhan Gömeç'e geçti. Erhan şimdi üstüne gitti rakibinin, köşeye sıkıştırdı. Buradan ne üretebilecek? Üretemedi çok bir şey ve tekrar ringin ortasındayız. Tekmeler karşılıklı. Low kick isabeti. Sol kroşe. Ardından tekmeye bağladı. Karşılıklı tekmeler. Her iki sporcudan da. Abdülsamet Cumali şimdi üstelik de çalışıyor. Rakibinin sağ kroşe kontrasını aradı. Bulamadı. Erhan. Abdülsamet'ten high kick. Bok geldi. Kuşlukla geriye doğru itti şimdi rakibini. Erhan Gömeç. Sırtı iplere doğru geliyor yavaş yavaş. Abdülsamet Cumali'nin middle kick isabeti. Erhan şu ana kadar mesafeden tekmeleriyle aradığı isabetleri buluyor gibi. 35 saniye var ikinci roundunda sona ermesine. Başlıklı tekmeler. Abdülsamet Cumali dengesini kaybetti. Biraz yorgunlukta başlamış durumda sporcularda ama tabii genç isimler son ana kadar devam edeceklerdir. Bu konuda problem yaşamayacaklardır. Middle kick daha Abdülsamet Cumali'den geldi. Karşılık var Erhan Gömeç'ten. Tekneyi bu sefer blokladı Abdülsamet Cumali. Sağ direk ardından sol kroşeyle geldi Erhan. Sol isabeti tam çeneye Erhan Gömeç'ten roundun son saniyelerinde ve ikinci roundunda sonuna geliyoruz. Yasin Hocam, teknelerin biraz daha fazla kendini gösterdiği bir ikinci round oldu diyebiliriz. Tekmeler daha çok gösterdi. Erhan dediğim gibi ayakları çok seri, tekmeleri seri.
Boks da güzel ama ayaklar daha seri teknik çıkıyor. Güzel bir maç oluyor. Üçüncü round'da daha kıran kırana bir maç çıkacağına inanıyoruz. Erhan Gömeç daha rahat dövüşecek bu round'da. Çünkü antrenmandan da verimli çalışmamızdan da belli. Peki size şunu sorayım hocam. Evet. Sizin sporcunuz olduğu için zaten. Şu an Erhan'ın köşesinde siz olsaydınız ne söylerdiniz ona? Üçüncü round'da ne yapmasını söylerdiniz? Üçüncü round'da pres yaparaktan tekme kombinasyonu girmesini, çünkü ayakları seri oldu. Tekme kombinasyonla yumruk bağlamasını söylerdim. Ümit ediyorum yardımcı antrenör arkadaşlarımız o hani taktiği verecektir. Erhan bilindik bir sporcu, tecrübeli bir sporcu. Nerede, ne zaman, nasıl teknik çıkacağını bilir. Bu round'da da yine, üçüncü round'da da güzel oynayacağını tahmin ediyorum. Evet, bakalım neler yapacak Erhan Gömeç ve tabii ki Abdülsamet Cumali neler yapacak değerli izleyenler. Üçüncü round artık başlamak üzere. Yardımcılar ringden ayrılacaklar. Ve son roundumuz başlamak üzere. Abdülsamet Cumali kırmızı. Erhan Gömeç beyaz örtüyle karşımızda. Güzel bir saldırıyla başladı. Erhan Gömeç üstüne gidiyor rakibinin. Tekme kombinasyonları yumruklarla bağlı. Gelmeye başlayacak mı acaba 3. round'da? Abdülsamet'in biraz da performansı düştü 3. round'da. 2. round'un ortalarından itibaren performans düşüklüğü yaşıyor. Evet, bir puan cezası geliyor. Avuç içiyle vurduğu için. Abdülsamet Cumali'ye. Halil Işık sürekli uyardı Abdülsamet Cumali'yi bu konuda. Ve 3. uyarıdan sonra da avuç içiyle vurduğu için bir puan cezası geldi Abdülsamet Cumali'ye. İki dakika 10 saniye var. Karşılaşmanın sona ermesine güzel bir sağ sol kombinasyonuyla geldi. Ancak omzunda bir problem olabilir şu anda Erhan Gömeç'in. Abdülsamet beyaz köşeye gitti. Doktor çağrılıyor. Solu uzatırken omzunun çıkmış olma ihtimali var. Sol omzunda bir problem yaşıyor şu anda Erhan Gömeç. Talihsiz bir an. Konuma yönetmeyi de başarıya bu arada ama. Kolu orada boşluğa geldi. Mesafe ölçümünden. Şimdi evet, doktorlar hemen sağlık ekipleri yanında. Hocam. Kendisinin omzunda problem var mı? Devam edebilecek mi maç Erhan? Bunu göreceğiz. Oğuz hocam. Ringi. Doktorlar verecek bunun kararını ama bir soğuk uygulamasının ardından en azından karşılaşmayı bitirebilecek kadar maçta kalabilecek gibi duruyor şu anda Erhan Gömeç. Ben ilk anda omuzu çıktı sandım ama kolunu oynatabiliyordu. Zannediyorum ki de devam edecek karşılaşmaya Erhan. Evet, sağlık ekipleri ringden ayrılıyorlar. Onların da onayı geldi. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu sakatlığın ardından solunu daha az atmayı tercih edebilir Erhan Gömeç. Abdülsamet Cumali tabi o taraftan yüklenecektir. Erhan üstteki rakibini solda uzattı. Bir kontra sol isabeti geldi Abdülsamet'ten. Rakibini sakatlığın ardından boşluğu buldu. Evet, kolunda problem var. Avuç içi darbe konusunda Halil Işık'la bir tartışması var şu an Abdülsamet Cumali'nin. Erhan'ın kolu yalnız iyi durumda değil. Erhan Gömeç'in kolu iyi durumda değil. Üstünde götürdüğü bir karşılaşma ama burada sporcu sağlığının düşünülmesi lazım. Erhan ben devam edeceğim diyor maça. Halil Işık tabii ki çok tecrübeli bir hakem. Hemen doktoru çağırdı. Burada doktorun kararı önemli olacak. Sporcunun elinde olan da bir karar yok. Ben devam edeceğim diyor Erhan ama doktorun görevi burada onun sağlığını düşünmek. Ve doktor kararıyla karşılaşma bitiyor değerli izleyenler. Evet. Doktor kararıyla karşılaşma sona eriyor. Erhan ben devam edeceğim diyor ama burada doktorun görevi zaten tam anlamıyla bu. Sporcu sağlığının tehlikeye girebileceği pozisyonlarda sporcunun ve köşesinin hatta aksine sporcunun sağlığını koruyacak kararı verebilmek. Evet, Erhan'ın üstün götürdüğü maçta ama üstün götürüyordu maçı ama talihsiz pozisyon, aynen talihsiz öyle. Talihsiz pozisyon yaşadık. Şimdi bir daha bakalım değerli izleyenler.
Erhan Gömeç'in sakatlandığı anı görebilecek miyiz diye bakıyoruz. Üçüncü anıttan görüntüler yavaş gösterimde ekranlarımızda. Sol direk uzatırken yanlış görmediysem burada olabilir, evet. Bir sakatlık yaşadı, ardından dur diyor zaten rakibine. Devam etmeye çalıştı, doktorlardan da izni aldı ilk anda. Fakat ardından tekrar omzundan problem yaşadı. Çok genç bir sporcu. Devam etmek istemesi çok normal önde götürdüğü bir maçta ama doktorların doğru kararı verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü çok daha büyük bir sakatlık olabilir. Evet, kariyerinin geri kalanını etkileyebilecek bir durum olabilir. Sporcunun sağlığı daha önemli. Kesinlikle her şeyden daha önemli. Evet. Ve resmi kararı öğreneceğiz. Hemen ringe dönüyoruz. Kararıyla kazanan Mavi Köşe Abdülsamet Cumali. Evet. Maçın kazananı ödülünü vermek hocam için. Evet. Abdülsamet Cumali kazanmış oldu. Erhan'ın önde götürdüğü bir karşılaşmaydı. Yüksek ihtimalle Erhan Gömeç kazanacaktı maçı ki zaten Abdülsamet Cumali'nin bir puan cezası da vardı. Ama evet. Ya çok genç bir sporcu. İşte burada kolu bir düşüyor kendisinin. Bir baktı omzuna zaten. Evet. Talihsiz bir pozisyona geldi. Yani dediğimiz gibi 20 yaşında bir sporcu. Genç bir sporcumuz evet. Burada kendini zorlaması çok daha büyük bir sakatlığa sebebiyet verebilir. Sporcunun sağlığı çok önemli. Burada doktor kararına, hakem kararına saygı duymak lazım. Tabii genç olması itibariyle dövüşeceğim, maç yapacağım, devam edeceğim diyebilir ama biz her halükarda birinci derecede sporcuyu düşünmemiz lazım. Kesinlikle öyle yani. Uzun da bir kariyeri olacak önünde kendisinin. Uzun bir kariyeri var, evet. Uzun vadeli düşünmesi gerekiyor. Uzun vadeli düşünmesi lazım. O an ringde müsabakanın heyecanıyla sporcu bunu anlayamayabiliyor. Devam etmek istiyor ama tabii biz ne yapacağız? Maçı durduracağız. Evet, tekrar ringe döndü zaten pozisyonda Erhan da. Bir kez daha tebrik ediyoruz kendisini ama sporcuların sağlığı her şeyden daha önemli. Genç sporcular için özellikle. Evet. Çok daha önemli. Yani doktorun görevi burada gerçekten sporcunun itirazını dinlemeden, köşenin itirazını dinlemeden sağlık açısından, medikal açıdan doğru karar neyse o kararı vermek. Doktorlar da bunu yaptılar. Çünkü ilk anda izin vermişlerdi Erhan'a ama ikinci sefer aynısı olunca da doktor kararıyla maç bitti. Bu maç için Erhan çok çalışmış, çok antrenman yaptık ve ümitliydik de. Ama talihsiz bir kaza oldu. Sporun içinde var bunlar her zaman. Sporun içinde olan bir şey, evet. Her an her şey olabilir. Tabii burada önemli olan dediğimiz gibi sporcuların sağlığı önemli. Hepsinin de. Ve işte gecenin kemeri de Abdülsamet Cumali ile buluşuyor. Evet. Erhan'ın moral bozmaması lazım. Gerçekten olabilecek şeyler bunlar. Sağlığı önemli. İyileşip en kısa sürede zaten kendisi tekrar linklerde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Kısa sürede. Şimdi müsabakadan sonra linkten indikten sonra hemen bir tedavi metoduna bakarız. Sakatlık durumuna göre. Program yapar. İnşallah daha verimli bir antrenman yapıp bir dahaki maçlarda kendini kanıtlar, ispatlar. Yani morali bozuk tabii kendisi ama hocam sizin de hocası olarak Erhan'ın evet. Yani yaklaşımınız oldukça önemli. Sporun içinde bunlar var. Sağlık evet. Her şeyden daha önemli. Sağlık önemli. Evet. Burada hemen bu arada ringe dönelim. Bir iki saatlik görüntü gibi gözüküyor ama arkada gerçekten çok büyük emek var. Bu tür organizasyonlarda gençlerimizi görmek bizi mutlu ediyor. İş adamı olarak da bütün iş camiasına gerçekten böyle gençlerimize önem ve kıymet vermesini istiyorum. Böyle organizasyonlara biz destek vereceğiz ki gençliğimiz spora, kötü alışkanlıklara değil, uyuşturucu veya benzeri maddelere değil. Böyle yerlerde gerçekten iş adamıysak destek vermemiz lazım. Desteğin ufağı büyüğü olmaz. Bütün kulüplerimize iş adamları olarak destek vermemizi diliyorum. Hepinize saygılarımı söylüyorum. Sporcularımıza da başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum.